Almanya'da pandemide yaşlılar hastanede rehin bıraktılar. Yaşlıları sokağa attılar. Pandemide Türkiye daha iyiydi. Tüm Avrupa ülkelerine büyük ders verdi dediler. Hayır, iyi diye bir şey yok. Şöyle bir şey var. Almanya sosyal bir devlet. Ekonomisi dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Yetmeyeni yetiren bir devlet. Yalnız lükse yardım etmez. Örneğin karı kocasınız, ev kirasıyla beraber 1800 lira gideriniz var. Siz alıyorsunuz 1500 lira para. Devlet diyor ki 300'ü benden deyip yardım ediyor. Yalnız bunu hibe etmiyor, şöyle yapıyor. Günün birinde diyor fazla para kazanırsan bu 300'ü de bana ödersin. Ama kazanmazsan diyor hibe olur gider. Ama sokağa attı, şudur budur katiyen. Yani çünkü Almanya gibi disiplinli bir devlet. Ben 58 senedir orada yaşıyorum. Burada da kültürlü bir insan olarak gittim oraya. Karşılaştırmak mümkün değil. Yapılan zamlar, mesela biz orada emekli, ben de oradan da emekliyim, hanımım da emekli. Sosyal sigortaları ne kadar para ödediyseniz onun karşılığını alırsınız. Buradaki gibi ben işte emeklilere 7500 yaktım, 11000 yaktım, 12000 yaptım, yok. Herkes hakkını alıyor. Herkes hak ettiğini alıyor. Evet, haksızlık yok. Buradaki gibi ama bazı Ford şeyleri var, Türkçesi ne derler, avantajları da var. Örneğin benim gibi kişilere otobüsler bedava, Almanya'da değildir. Almanya diyor ki, cefasını beraber süreceğiz, sefasını da beraber süreceğiz. Yani otobüsler falan katiyen bedava değildir, bedava hiçbir şey yoktur. Sen yaşlı mısın, değil misin diye. Mesela burada kıdem tazminatı var. Almanya'da kıdem tazminatı yoktur. Neden yok efendim? Yoktur. Şöyle, adam diyor ki ben seni işçi olarak aldım mı aldım. Saat ücretimi ödedin mi ödedim. Aylığını ödedin mi ödedim. Ta sen benden ne istiyorsun der. Haklı mı haksız mı? Çünkü ödüyor parasını. Sonra haksız çıkış verirse size ne oluyor? Mahkemeye gidiyorsunuz, hakkınızı arayabiliyorsunuz. O zaman da tazminat alabiliyorsunuz eğer hakkınız varsa. Haksız çıkarıldıysanız. Bunun dışında dedim ya ben 58 senedir orada yaşıyorum karı koca. 5 ay buraya geliyoruz. Türkiye'yi seven bir insanım. Şimdiye kadar Alman vatandaşı olmadığım halde herhangi bir haksızlığa da uğramadım. Çünkü bilmediğim bir mevzuya karışmam. Bir gün şöyle bir hadise oldu. Alman mühendis dedi ki bana, çok özür dilerim, sen dedi kafası çalışan bir insansın. Yabancılara burada hor bakılıyor diyorlar dedi. Sana bir sual soracağım dedi. Buyur dedim. Almanya harbe girse dedi, bizimle beraber savaş yapar mısın? Ben de dedim ki ilk uçakla kaçamazsam ikinci uçakla mutlaka kaçarım dedim. Savaşmam dedim. O zaman dedi ki gördün mü dedi. Bizim dedi kendi vatandaşımıza avantaj tanımamız dedi bir mecburiyettir. Ben bunu öngören bir insanım. Doğru. Çünkü biz orada 8,5 milyonuz, sadece Almanya'da değil, Avrupa çapında 8,5 milyon Kürdüyle, Türküyle beraberiz. Almanya için kimse savaşa girmez. Şu halde Almanların kendi vatandaşlarını tutması normalde. Ben 66 generasyonuyum Almanya için. O zaman kadınlar çoktu, erkekler azdı, harpten çıkmışlardı. Erkek nüfusa ihtiyaç vardı. Fakat şimdi kendi gençliği yetişti. Ama Almanya'da, Almanya, Fransa ve bazı Hollanda, Danimarka, İsveç, bunlar biraz şimdi sağa kaydılar. Sağ partileri durmadan kuvvetleniyor. Ama bu Almanya'nın işine gelmiyor. Çünkü Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'nın çıkarmasının sebebi sağcı partinin bir organizasyonudur. Alman halkı diyor ki bize zam yapmayın. Ama diyor enflasyonu da yükseltmeyin. Türkiye'de bunun tersi. Tam tersi. Tam tersi. Zam istiyor ama bilmiyor ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir işveren yapılan zammı cebinden ödemez. Mesela siz çalışıyorsunuz. Bir müesseseye bağlısınız. Televizyon şirketine bağlısınız. Size fazla zam yaparsa televizyon şirketi ne yapar? O da zam yapmak zorunda. O da zam yapmak mecbur. Lokantaları alalım, şunu alalım, bunu alalım. Ya kaçak işçi çalıştırıyorlar veya şu bu. Yani benim gözümde maalesef söylemek zorundayım. Türkiye bir büyük bir pasla 85 milyonda ufak bir karınca her biri. Gücünce ısırıyorlar. Yani şurada Aras'ta da
geziyorum ben, tozuyorum. Beni yabancı olduğumu biliyorlar. Nasılsa herhangi bir şey yapmaz diye, söylemez diye hiçbirisi işçilerinin sosyal sigortasını ödemiyorlar. Almanya'da bunu yaptırmaz. Adam der ki sosyal sigorta parasını ödeyeceksin. Sonra lokantalarda yazıyor yarım ekmek şu kadar. Ben yarım ekmek şimdiye kadar göremedim. Yarım ekmek demek ekmeğin yarısı demektir. Ama buradaki yaptığı paketlerin içini açıyorlar, onun içine koyuyorlar. Almanya'da isterse ot sat ama tabelaya yazmak zorundasın. Halkı aldatamazsın. Fiyatını değil mi? Evet. İçindekin de. İçinde şu 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 var der. Sen de müşteri olarak gidersin, alırsın ama aldanmamış olursun. Ha, dersin ki ben şu tavalide yazana şuna fiyat verdim. Aslında biz Müslüman bir ülke olarak bunu yapmamız gerekirken elin yabancısı yapmış abi bunu. Şimdi delikanlı, biz dine değil, dini biz kendimize uydurmuşuz. İşimize geldiği yerde benim bir sürü hoca tanıdıklarım var. 1 milyon en fazla faiz veren bankaya parasını yatırıyor ama üstelik bir de hacıya gidiyor. Ben de bazen dalga geçiyorum. Diyorum ki Arapların bizim paramıza ihtiyacı yok diyorum. Niye gidiyorsunuz ki? Ha dini din için yapana hani hürmetin sonsuzdur. Ama bir cuma namazına gitmekle veyahut da namaz kılmakla dindar olunmuyor. Burası. Her şey sağlam olacak. Yaptığımız hareketler, çoluğumuza, çocuğumuza ve insanlığa karşı yaptığımız hareketler doğru olmak zorunda. Yani ben Almanları hiç sevmem ama tekniklerinin ve disiplinlerinin önünde eğilen bir insanım. Yani bizdeki bir sıcakkanlılık yoktur onda. 40 yıl komşusu olmuşsunuzdur. En ufak bir şeyinizi gördüğünüzde hem de söyler, şikayet edeceğim seni der ve eder. Çünkü neden? Orada herkes polistir. Sokakta böyle şu arasında gördüğünüz polis orada bir şehirde zor görürsünüz. Neden? Herkes birbirinin polisidir. Ne oluyor? Herkes polis olunca hata yapamıyorsunuz. Avrupa'da 3-4 ülkede 115 evcil hayvan var. Milyon, 115 milyon. Buradaki 4'te biri veya 10'da biri anca ama sokak köpeği bir tane göremezsiniz. Kedi göremezsiniz. Hepsi tasmalı. Ondan sonra aşı olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Şimdi bu hayvanların suçu yok ya, hayvanları sokağa salıyorlar, serbest yürüyorlar. Burada kaldığına göre 4 ile 5 milyon arasında, emekli sayınız 15 milyon arasında. Eğer bir iktidar veyahut da parti seçimi düşünecek olursa ki Mart'ta seçimleriniz var, belediye seçimleriniz var. Ben olsam başta ben 15 milyonu düşünürüm. Ama aradaki fark o kadar şey ki, hadi bürokratlar zaten yüksek alıyorlar. Bürokrattan bahsetmiyorum ama normal memur 21-22 bin alırken bir emekliye 7500 lira vermek, hayır bence değil. Değil. Ama işte bunu Avrupa bu şekilde yapamıyor. Demin dinlediyseniz bilmiyorum, Avrupa'da şöyle. Mesela hanım kızımız 30 sene çalışmış, siz 40 sene çalışmışsınız. O 30 senelinin karşılığını emekli parası alıyor, siz 40 senelinkini alıyorsunuz. Ben 45 sene çalışmışım, ben 45 senelinkini alıyorum. Yok bir çırpıda, efendim... 30 sene çalışanla 30 sene çalışan aynı oluyor. Yani. Olur mu? Olur mu yani? Ne aynısı? 10 sene çalışan, şimdi affedersin 30 sene çalışan az bir şey alabilir, 10 sene çalışan üçün birini veriyorlar bize şu anda. Açıkta ne? Dur, hanımı kızımız var şimdi. O yüzden üstü lafa konuşacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Neyse önemli değil. Şöyle bir şey var. Madem ki hakkaniyetle bir zam yapılacak, herkes hakkına göre değerlendirilmeli. Ama bu nereden geliyor? Türkiye'de muhalefet sıfır. Muhalefet yok. Muhalefet olmayan yerde demokrasi de olmaz. Bu bir. İkincisi, hata bence o Ankara'dakilerde değil, isim vermeyeceğim. Hata sizlerde. Bizlerde neden abi? 4 senede bir. Evet, 4 senede bir. Yükselttiğimizden doğru mu? Gayet tabii. 4 senede bir seçim ediyor. Bak, benim Almanya'da yaşadığım eyalette adam Almanya Başbakanlığına soyundu. Bizim başbakan. 16 tane eyalet var. Kaybetti, hemen istifa etti. Ama düşünün 3 tane büyüğü baştaki koltuğa yapıştılar. Peki koltuğa yapışsınlar, ona da okey. Ama genç nesil, yetiştirdikleri bir nesil yok. Şimdi sana bir şey soracağım. Bu gençler hakkında mesela diyorlar ki Z kuşağı. Zannediyorlar mı ki? Hani bizi geçtik.
Biz yaşını almış insanlar, hani genç olarak. Yok yok, bizden sonrakini diyorum. Şimdi 20 yaş altından sonraki diyorum. Z kuşaklarını. Bu nesilden, bu sistemden sonra bu gençlerin kabiliyet getirebileceğine, kazanabileceğine, ilerleyebileceğine, yükselebileceğine inanan bir Allah'ın kulu var mı? Bir kişi var mı? Ben şahsen inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Şöyle bir örnek vereyim sana. Bir çocuğu koy, yeni doğmuş çocuğu ormana koy, o çocuk konuşamaz. Değil mi? Konuşabilir mi? Konuşamaz. Kimden öğrenecek dili? Evet. Şimdi nesil de öyledir. Nesil öndekine bakar. Orada maalesef, çok özür dilerim, sahibi öğretiyor. Köpek yeşil mi yandı, kırmızı mı yandı, yemin ediyorum size, bakıyor. Ona göre geçiyor. Köpek köpek. Evet. Az yok, dili yok. Amca. Buyur. Peki sana bir şey daha söylemek istiyorum. Lafım yanlışım, estağfurullah. Hani lafım sana değil. Bizim büyüklerimiz, eskinin insanlarına göre söylüyorum. Lafım kimse yanlış anlamasın. Haysiyen anlayabilir. Diyor ki, bizim insanlarımız akıllı. Bazı köpekler var, insanlardan daha akıllı. Nerede durup nerede hareket edebileceğini biliyor. Bir tane adam, bak mesela buna geçen gün denk geldim. Adam diyor ki, ya bu adam işte telefonu ne kadar? Telefon soruyorlar ya, aha telefon. Sana söyleyeyim bunun fiyatını. 1700 lira, ikinci el. Bunun sıfırı 3000 lira. Lafımı kimse yanlış anlamasın. Ben bu telefonu alır kullanırım. Buna kimse bir şey diyemez. Benim babam 70 yaşında. Beni bu yaşa kadar getirmiş, büyütmüş. Emekli olmuş. Bana diyor ki oğlum artık ben emekliyim. Benim maaşım var. Sen kendi hani büyümene bak. Kendi kendini yetiştir diyor. Ben de babama verdiğim cevap şu. Sen onu emekli maaşın aslında maaş değil. Senin kefen paran. Adam sana ölmeden önce kefen parası veriyor. 7500 lira. 70 yaşındaki bir adam. Allah uzun ömür versin. Kaç sene daha yaşayabilir? Taş tatlasa maksimum 2 sene. 2 sene sonra o adam vefat edecek, ölecek. Geriye ne kalacak? Hiçbir şey. Şimdiki bazı zengin insanlar şunu diyor. İşte söz temsili MHP, CHP, AK Parti, bunlar önemli değil. İktidarın başında kim varsa benim için önemli olan o. Yapamadılar, yapmadılar. Şimdi diyorlar ki gençler hiçbir şey bilmiyor. Gençler hiçbir şey görmüyordu, hiçbir şey bilmiyor. Ben görmemiş olabilirim, o görmemiş olabilir. Sen gördüysen kendine göre davranacaksın. Gördüğün gibi davranacaksın. Gençleri yetişkinlerin öğretmesi lazım. İnsanoğlu taklitçidir. Bak ne dedim, bir yeni doğan bir çocuğu ormana bırak, hiçbir dili konuşamaz. Evet. Neden? Kimden öğrenecek? Şimdi insanlar da cinsiyet önemli değil. İnsanlar da büyüklerden öğrenir. Evet. Eğer evde bir anne hata yapıyorsa dikkat edin çocuklarınıza. Evet. Çocuk önce annesinin şivesiyle konuşur. Neden? En çok annesini görüyor. Babasıyla kalıyorsa babasının şivesini öğrenir. Yani büyüklerden öğrenilen bir şey bu. İnsandan insana aşılanan. Fakat kusura bakma sözünü kesiyorum. Bizlerin, biz yaşların sizden tek fazla yeri tecrübemizdir. Evet. Ama sizle kaç yaşındasın dedim? 23 yaşında. 83'ten çıkar 23'ü. 61 mi kalıyor? Ha. 61 sene sonraki modern çağda sen dünyaya geldin. Bu demektir ki benim için sen 61 sene benden akıllısın. Benim sadece tecrübem var. Tecrübe her şeyi çözmez. Akıl çözer. Ben memleketime çıkıp buraya gelmişim 11.400 liraya askeri ücret almaya. Adam bana diyor ki, ya kardeşim ne iş yapıyorsun? Abi inşaatta çalışıyorum diyorum. Ne kadar yevmiye alıyorsun? Şu kadar yevmiye diyorum. Telefonun ne? Şu abi diyorum. Vay güzel telefon. Lan ben bu telefonu almak için eşek gibi çalışmışım. Sana ne kardeşim? Senin oğlunun elinde de var aynısı. Senin hanımının elinde de var aynısı. Sende de var aynısı. Nasıl var? Affedersin, ondan çaldın, bundan çaldın, aldın. Ama kimisi de hakkıyla aldı dayı. Anladı? Kimisi hakkıyla çalışıp dişini dudağına dağarak aldı telefonu, kimisi çalarak aldı. Peki sizce çözüm ne? Bu sistem böyle olduğu sürece yönetemezsin. İlahi sana be! Bak bu sistem böyle olduğu sürece yönetemezsin. Bir ilk önce oturup konuşulacak abi. O saraydan bir çıkacak, tamam mı? O saraydan bir çıkacak, şöyle etrafına bir bakacak. Ben 8 tane korumalı araçla gezdiğim zaman, benim mazotum 86 lira olsun, hiç önemli değil. 38 lira ne ki? Çıkacak bir bakacak insanlara. Ne yiyebiliyor, ne içebiliyor? Lokantaya git, bir dürüm ye. 50 lira. Bir ya söz temsili 50 lira. Yanına bir ayran iç 15 lira, 65 lira. Lan ben 65 liraya kolay mı kazanayım da bir lokantada verebileyim bu parayı? 65 lira benim 1,5 saatlik ücretim. Ama bir atasözüm var da biliyor musun delikanlı? Ağlamayan çocuğa meme vermezler derler. Abi sana bir şey diyeyim mi? Kim sokağa çıktı? Ha. Çıkmıyorsunuz. Lan bu devirde nasıl biliyor musun? Bak Fransa'yı düşünün. Fransa'yı tamam. Düşünün. En ufak bir şeyde sokağa çıkıyorlar. Tamam.
ki FETÖ'cüsün, terör oluyorsun o zaman. Efendim? FETÖ'cü terörist oluyorsun. Hayır, FETÖ'cü terörist başka. Görüyoruz bir abi, bütün gazeteciler içeride. Bakın, bir ses duyuyor musun? Gazeteci milletvekilliğini kazandı. Bir ses duyuyor musun? Duymuyorsun. Ama birkaç tane el şaklatırsak duyulur. Tamam. Yani bir kişiyle olmaz bu iş. Ben isyan yapın demiyorum. Bunu kendisi görmesi lazım abla. Benim dışarı çıkmama gerek yok. Hayır, şimdi hanımefendi beni demokrasi bir şekilde demokratik bir şekilde Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da olduğuna göre ben yukarı çıkınca kırsınlar döksünler demiyorum. O başka bir mesele. Çünkü Fransa dünyanın en karışık ülkesi. Bir zamanlar Afrika'nın efendisiydi. Onların hepsini Fransa'ya aldılar ve onlar yapıyorlar bu işi. Ben demek istiyorum ki ben 83 yaşında insanım. Yaş icabı. Emekçiyiz, emek verdik ve şu an aldığımız maaşlarla gerçekten geçinemiyoruz. Evlerimiz kentsel dönüşüme giriyor. Kentsel dönüşümden sonra çıktığımızda ev bulamıyoruz. Bulduğumuz evlerle benim aldığım emekli maaşıyla 7000 lirayla ben ev tutamıyorum. Dolayısıyla en basiti bu. Aldım o 7000 lirayla markete gidemiyorum. Ek gelirle çalışmak zorundayım. Birçok yer bana diyor ki yaşın 50, İşe de giremezsin. Seni çalıştırmıyoruz diyor. Çoğu zaman part time işte vesaire işlerle. Şu an 35 yaşına sonra. Ve çocuk büyütüyorum. Çocuk büyütüyorum. Üniversite okutmaya çalışıyoruz. Bir yandan o okuduğu için o da ufak tefek işlere gidebiliyor. O da yetmiyor. Yani şu saatten sonra yaşam olarak nasıl bir hayat kuracağız? Nasıl bir yaşam tarzı? Maksadımız yok, siz yanlış anladınız. Ben demek istiyorum ki hani bir atasözümüz var ya, yaşayacağı bilirsiniz, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye. Bu sizin halinizden kimin haberi var? Yani sizin halinizden kimin haberi var, değil mi? Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Ben taraf tutmuş gibi oluyorum fakat ben dışarıda yaşayan bir vatandaşım. Taraf falan tutamam istesem de. Serbest piyasa diye bir şey var, biliyorsunuz değil mi? Bu serbest piyasa Türkiye'ye özel zamanda geldi. Ve yukarıdakilerin buna karışmaya katiyen hakkı yoktur. Eğer gelsin bir BİM'deki veyahut da şoktaki fiyata Alman Başbakanı karışsın, kapıdan kovarlar. Erdoğan buna rağmen nasıl karışıyor, ne cesaretle karışıyor bilmiyorum. Fakat halkımızın yaptığı hata şu. İllaki bize fazla para versin. Ama size soruyorum, hanım olarak dahi bunu bilirsiniz. Dünyanın hangi ülkesinde verilen zamı patron cebinden öder? Öder mi? Ödemez, malına bindirir. Malına binmesi demek çalışan ufak tabakaya şey yapar. Mutlaka küçük tabakaya döner. İşte Türkiye'nin yaptığı en büyük hata, demesi lazım ki sokağa dökülerek bize zam vermeyin, zam istemiyoruz. Rentemiz, emeklimiz çoğalmıyorsun ama enflasyon düşsün. Şimdi yaş icabı, ben 83 yaşındayım, Erdoğan 27. başbakan olarak sayıyorum. Bir gelen gideni devamlı arattırdı. Çünkü neden? Farz et ki birisi kazansaydı diyecekti ki şimdi benim borcum değil ki, gidenin borcu deyip sıyrılıp çıkacaktı şimdi. Öyle mi değil mi? Ama susmak da bir çözüm değil. Bunu sendikalarla anlaşma yapıldı değil mi? İşveren sendikası, emeklilerin hakkını savunan sendikadan bir ses çıktı mı? Ben tesadüf buradaydım. Çıkmadı. Neden çıkmıyor? Bakın memurlarınki çıkıyor. Şimdiden 24-25'inkini evet. 24-25'inkini zamlarını çok şimdiden doğru konuşuyorlar. Ama işçilerinki bilmiyorum yok. Kimin sendikasıdır. Yok, çıt yok.